Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları ve uygulamaları hızla devam ederken çok şükür ki ülkemizden herhangi bir aşıyla alakalı vefat haberi, kötü haberler gelmemekte. İnşallah da bundan sonraki süreçlerde gelmez diye ummaktayız. Ama maalesef diğer ülkelerden aşıyla alakalı üzücü acı haberler gelmeye devam etmekte. Biontech açısından maalesef gene üzücü haberler geldi. Almanya'da Biontech aşısı uygulanan 24 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 2 haftalık periyotta Pfizer Biontech aşısı uygulanan 24 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı dile getirildi. Yapılan açıklamalarda aşı olduktan sonra çeşitli problemler yaşayan 45 kişi de yoğun bakımda tedavi görüldüğü ifade edildi. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre aşı olanlardan vefat edenlerin en gencinin 32, en yaşlısının ise 70 yaşlarında olduğu, bunların arasında vefat edenlerden 18 kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı da bulunmadığı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve Pfizer Biontech'ten yapılan açıklamalarda ölümlerin aşıdan mı gelişti, aşı olduktan sonra mı gelişti, diyerekten yaptıkları açıklamada özellikle antikor oluşum sırasında bazı olumsuzluklar oluşabileceği bunun da aşının sebep verebileceği ölümlere aşının sebep verebileceği ifade edilirken bir Biontech'ten ölümlerin aşıyla alakası yoktur açıklaması da gelmiş. Durumda 45 kişi yoğun bakımda tedavi görürken bu 45 kişinin içerisinde fel felç geçirenlerin de olduğu ifade ediliyor aşı olduktan kısa bir süre sonra felç geçirenlerin de olduğu ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre inşallah bizim ülkemizde bu tip sorunlarla karşı karşıya kalmayız. Şu ana kadar böyle bir sorun meydana gelmedi. İnşallah da gelmez diye umuyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.